efsane bir şey deneyeceğiz. Yat yıkılabilir mi? Evet, bildiğiniz yatı yıkmaya çalışacağız. Şu bebek gibi koskocaman tekneyi yıkmaya çalışacağız. Normalde bu bildiğiniz gibi imkansız. Ya öyle mi? Biz bugün imkansızı başaracağız GTA 5'te. Hazır mısınız? Ve şu an tekneyi sürebiliyorum. Efsane değil mi? Bakın içi de çok güzel, sürülme şeyi bak. Orada hızı yazıyor. Çok havalı değil mi? Bence çok havalı. Aşağıda haritalar falan var. İçi çok güzel bence yatımız. Her neyse, biz bunu denemeye gelmedik. Sürmeye gelmedik. Durdur yatı burada. Dur. At çıpayı. İşte yatımız burada. Bebek gibi yatın herkes ne olduğunu biliyor. Bilmeyenler için GTA 5'teki en büyük gemi. Ve burada helikopter olması gerekiyor da gitmiş. Her neyse. Şu an bu koca olanı yıkacağız. Nasıl becereceğiz ben de bilmiyorum. Acaba yıkılacak mı yıkılmayacak mı hiç onu da bilmiyorum. Ama başaracağımıza eminim. Okey, bebek gibi yatımızı hazırsanız doldurmaya başlıyoruz. İşte bu bebek gibi yatımız. İlk önce hayvanlarla dolduralım. Ne dersiniz? Kedi köpek koyalım. Böyle domuz koyalım. Domuzları yerleştirelim şöyle. Sonra kedilerden yatalım birazcık. Kedilerden. Sonra her hayvandan koymamız lazım. Maymun koyalım birazcık. Her hayvandan iki tane köpek koyalım. Köpekler dolaşsın. Sonra değişik bir hayvan. Ne lan bu? Ha, bu kuşmuş. Tamam, kuş önemli değil. İnek koyalım. İnekler önemli şeyler. Sonra bundan koyalım. Bu ne? Kurtlar tabii. Kurtların olması lazım. Sonra geyik koyalım. Geyikler de önemli. Geyikler dünyanın... Aa, Yunus. Yanlışlıkla Yunus koydum. Dur. Yunus ölecek. Öldü Yunus. Yunus koymayacağız. Hayır. Su hayvanı koymayacağız. Balina koyarsak takla atar zaten. Düz köpek koyalım bakıyorum. Köpekler de önemli. Sonra bakalım. Dağ aslanı koyalım. Dağ aslanları da önemli. İki çift. Biri erkek, biri kız. Sevişip çoğalacaklar. Domuz koyalım iki tane. Sonra martı koyalım. Sonra bu ne? Küçük köpeklerden. Park koyalım iki tane daha. Oo, çok güzel. Her yer hayvan oldu. Sonra tavşan atalım. 2-3 fare atalım. Tavşan öldü. Biraz daha tavşan atalım. Tavşan bolca olsun. Bir sürü tavşan olsun. Her yer tavşan olsun. Çoğalıp dursunlar. Sonra farelerden atalım birazcık daha. Sonra Rottweiler atalım. Oo, bildiğin hayvanat bahçesi gibi oldu. Sonra maymun atalım biraz daha. Tamam. Şu anda gemide bir şey kıpırdama yok. O zaman biraz daha fazla hayvan atmamız lazım. Ne atalım? Domuz atalım. Hadi her yere hayvan. İnek, her yere inek. Her yere inek. Aa, bu kadar inek de batmıyorsa helal olsun yani. Şu an bir sürü inek var. Ve batmıyor. Koy. Oo, batmadı. Oo, tekne batmadı yalnız. Hayvan sınırını açtık ama batmadı yani. Helal olsun. Çılgın. Vallahi billahi batmadı. Şu an sınırı açtık. Ve hayvan testini başarıyla geçmiş bulunmakta. Hayvanları rahatça taşıyabiliyoruz. İnin üstümden. Okey, temizledik. Tamam, o zaman büyük hayvanı salıyorum. Yeter artık. Büyük hayvanı salıyorum. Hazır mısınız? Bam. Of. Gemi gitti. Gemi. Abi direkt battı. Yuh. Demek ki bir geminin üstüne balina çıkarsa geminin hiçbir şansı olmuyor. Tam balina değil de daha küçük balıklar koyalım. Daha küçük. Yani köpek balığı falan koyalım bir sürü. Tiger Shark'la da batar herhalde. Tiger Shark da ağır. Balina kadar ağır olmasa da ağır yani. Hadi ama batman lazım. Koskoca köpek balığı. O batmıyor. Olsun, tamam. Demek ki neymiş? Diğer hayvanlar zor batırıyor bak. Öne doğru biraz çöktü çünkü önde çok fazla köpek balığı var. Ama arka durma hala iyi. Demek ki hayvanlarla batıramıyoruz. Sadece balinayla batıyor. Tamam, bunu unutmayın. Bunu unutmayın. Aklımızda kalsın. Tamam, peki arabalarla batar mı? Arabalara ne dersiniz? Küçük arabalar koyalım. Her yere Banshee koyalım. Eder koyalım. Eder. Bir sürü Eder. Oo, yalnız öne çekmeye başladı. Dur. Çekiyor bak. Çekiyor. Yavaş yavaş çekiyor. Biraz daha koyalım. Oo, öne doğru gidiyor. Bak. Dur, arkaya koyalım da dengelensin. Nasıl bir mantıksa. Arkaya da birazcık koyalım, dengelensin. Fiziğin ilk yasası bu. Arkaya ve öne eşit miktarda şey koyarsanız dengelenir. Aa, direniyor. Ağır geldi ha arabalar. Bak, zorluyor. Araba yanıyor yalnız. Patlamamalı. Yalnız batıyor mu? Yok, batmadı. Batıyor. Dur, batıyor mu? Araba sınır doldu şu anda. Daha fazla araba çıkaramıyorum ama... Battı batacak yani.
Battım atacak yani abi, hatta full gemi su almış gibi gözüküyor. Yalnız çok iyi durmuyor mu abi, bildiğin Titanic. İçi sularla doldu ama üstü hala yaşıyor. İyi, Eder testimizi geçti. Ama Eder'lerin hepsini tek bir tarafa koysam ne olurdu? Nasıl çıktı bak, nasıl suyun içinden çıktı, balina gibi. Tam Eder değil de başka bir araba koyalım. Ne koyalım mesela, ağır bir araba, ne dersiniz? Kaç tane insurgent taşıyacak? Kaç tane insurgent? Oha! İnsurgentları koydum, direkt yıkıldı. Oh! Hayatta kal, ayakta kal! Arkaya da koyalım. Oha, takla atıyor. Sakin ol Cemil! Cemil sakin ol! Lan Cemil ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Gemi uçtu uçtu, bir şeyler oldu. Çok korkunçtu. Suların içinden gemi yükseliyordu. Selam. Şuraya bir kamyon koysak direkt çöker yani. Direkt çöker. Deneyelim mi? Oha, çökmedi lan. Çok iyiydi. Peki bir tane daha bundan koyalım. Allah belanı. Oo, çok çılgın bir şey oldu ama tam olmadı. Neyse, iyi, hala yaşıyor. Tamam, tank koyalım. Oh! Bir tane tankla direkt gitti. Bir tane tank, bir tane tank. Fazla da koyayım. Aha, gene çıldırdı. Bak bak baba. Oha! Gemi tecavüzü. Alttan vuruyorlar. Çık dışarı. Çık dışarı. Çık dışarı. İyisin. Kendine gel. Kendine gel. Yüksel. Baba nasıl çıkıyor, o seslere bak. Çıktı, kurtuldu, tamam. Okey, tamam, anladığımız kadarıyla arabalarla batıyor. Hayvanlardan sadece balinayla batıyor. Peki kaç tane insan olabilir? Bunu deneyelim mi? Bu çok ilginç olacak bence. Hazır mısınız? Hazırsanız şey deneyeceğiz. Acaba tekneyi insanlar batırabilir mi? Bakalım kaç tane insan bu tekneyi batırabilecek, onu deneyeceğiz. Şu kaslı adamdan koyalım. Bir sürü kaslı adam koyalım. Ha. Her yer kaslı adamlarla dolsun. Kaslı adamlara bayılırım. Ya böyle bir şeyim yok benim. Kaslı adam olması da olur ama ağır gözüküyor bunlar. Yani bunlar batıramazsa kimse batıramaz. Bunların kasları 100 kilo. Hadi her yere. Teknenin ağırlığını alması lazım. Öne koyduğumuz için de batmıyor olabilir. Belki arkasına koyarsak daha etkili olabilir ama deneyeceğiz. Koy babam koy. Her yere. Görüldüğü gibi 200 tane insan burayı yıkamıyor. Evet, 200 tane insan var şu an teknenin önünde ama kıpırdama, hareket etme, hiçbir şey yok. Ne yapabiliriz acaba bu tekneyi insanlarla yıkmak için? Arkaya yerleştirsek belki arkaya doğru geçer. Onu deneyelim bir de. Bütün insanları buraya yerleştireceğim. Bakalım ne olacak. Hadi. Hadi beyler, yıkabiliriz. 100 tane insanın toprak kilosu çok fazladır. Bunu başarabiliriz. Bunu yapabiliriz. Hadi arkaya doğru. Neden çok ilginç bir şey deniyordum tam şu sırada ya. Neden öyle çekiyor ya? Ne oluyor lan? Polis teknesi geldi, bizim gemiye saldırıyor. Bu ne saçma bir şey oğlum. Oo, bizim tekneye saldırıyorlar bak. Oğlum siz manyak mısınız? Biz burada deney yapıyoruz gerizekalılar. Deneyimizin içine sıçtılar ya. Neyse dur, sıkıntı yok. Yerleştir. 252 kişi yerleştirdik. Okey, tamam, işte tekne 250 kişi var ve tekne batmıyor. Batmıyor şerefsiz ya, batmıyor ya. Batmıyor adını sıçtım ya. Niye batmıyorsun oğlum ya? İnsanlar ölsün o kadar ya. Deneyimizi bok ettin ama ya tekne. Moralim bozuldu ya. Ne bağlıyız oğlum sizde ya? Okey, bakalım üstünde ağaç durabilir mi teknemizin? Deneyelim mi? Hadi ağaç koyalım. Hadi koydum. Hıii, aşağı düştü. Bir tane daha koydum. Ağaçlar. Ağaçlar ormana ağacı taşıyor, helal olsun. Peki düz bir ağaç koysak nasıl olur? Bam. Buraya koy. Bam. Bu ağaçlar obje olarak mı sayılıyor şu anda? Anlamadım. Ağacın yere dikili olması gerekmiyor mu? Bu ağaç niye obje olarak geliyor? Bu ağacın yere dikilmesi gerekmiyor mu? Neden? Abi ağaçlar şu an içinden geçilebilir oldu. Ama ağaçlar dönüyor lan. Oğlum ağaçların kıpırdadığını hiç görmemiştim. Heh, tamam, kıpırdamıyor şu anda. İyi, güzel. Ama böyle de bir şey olmuyor. İçinden mi geçiyor yine? Gene içinden mi geçiyorsun? Aynen, gene içinden geçiyor ağaç. Soharım ya. Geminin ortasına ağaç diktim. Ana, gene yıkılmıyor ya. Yeter lan.
Ben senin anlayacağın dili biliyorum oğlum. Ben senin anlayacağın dili biliyorum. Nerede lan balina? Nerede lan balina? Ha, koy. Ana yine yıkılmıyor. Ha, takla attı tamam. Oo, gömüldü lan. Çık çık, yüzeye çık. Salak gemi. Tamam, her şeyi yok ettim. Bekle. Farklı bir şey deneyeceğiz. Yıkamıyor abi. İnsanlar yıkamıyor. Tamam bakalım. Arkada iki tane hayvan gibi balina destek oluyor. Bakalım kalan insanlar bu gemiyi batırabilecek mi? 200 tane insan koyacağım hadi. Gemi bildiğin Titanic oldu kardeş ya. Dikkat edin. Bu nasıl bir hikaye oğlum ya? Balina, balinalar 200 insanın bulunduğu gemiye saldırmıştı. İnsanlar batıp batmayacağı konusunda kararsızdı. Ne kadar salakça bir hikaye lan bu. Bu takla attı. Yok oğlum, insanların ağırlığı bile yok ya. İnsanlar eti etmiyor bile yani. Yine böyle insan koymuşuz koymamışız, ağırlığı yok yani. Okey, insan sınırımızı da açtık. Oha batıyor mu lan, dur bakayım. Bak battı, batacak. Aa batıyor. Vallahi batıyor, dur. Biraz daha yana git, biraz daha yana git. Aa batıyor. Aa batıyor. Hadi balinalar, hadi balinalar, batırın gemiyi. Vallahi batıyor, dur bakayım. Battı, batacak, battı, batacak, battı, batacak. İnsanlara bak nasıl duruyorlar. Aa sıçtık beyler. Aa geri geri gidiyor. Nereye gidiyorsun oğlum lan? Lan gemi nereye gidiyor? Lan gemi niye geri geri gidiyor? Battı mı, ne oldu? Oo iyice çıldırdı oğlum bu gemi. Oyunu bozdum lan. Batmıyor oğlum, soktu bunun gemisi. Batmıyor, lanet olsun ya. Ne lanet bir gemisin ya, yeter lan. Neyse arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsindir. Yap deneyleri yaptık. Yap deneyleri bence zevkliydi. Siz de daha fazla istiyorsanız aşağı videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağ diye butonu sakın abone olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.